Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının sayısı 100 bini geçti. Ancak STK'ların ne kadar aktif ve etkili olduğu, toplumun STK faaliyetlerine katılımı bir tartışma konusu. STK'larda hakim profil, orta yaş üstü eğitimli erkeklerden oluşuyor. 9.9 milyon üye var derneklere Türkiye'de. Çok büyük bir sayı. Diyeceksiniz ki bunun bir kısmı tarımsal kalkınma kooperatifi, bir kısmı bina yaptırma kooperatifi. Ama şöyle böyle insanlar bir amaç için bir araya gelmişler ve bir örgüt kurmuşlar. Sivil toplum kuruluşlarının çoğunluğunu bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu STK'lar değil, toplulukların meydana getirdikleri STK'lar oluşturuyor. Savunucu STK'larsa listenin en altında. STK'lara katılım biraz fazla profesyonel Türkiye'de. STK alanı bir gönüllülük alanı olmaktan ziyade bir profesyonel meslek alanı olarak çoğunlukla çalışıyor. Sivillik, sivil toplum fikri, aktivizm bunlar Türkiye'de de eski oranla çok daha fazla önem taşıyorlar. Her anlamda zihniyet açısından da, doku açısından da oldukça merkeziyetçi bir anlayışımız var. Bu merkeziyetçi anlayış içerisinde sivil toplumun yer bulması çok zaman aldı. Kendiliğinden ve doğal bir sivillik içerisinde bir öykümüz yok diye düşünüyorum. Bir esnaflaşma da var. Yani kolay kolay öyle belli zincirlerin içine kolay giremiyorsunuz. Bu da kendi içlerine dönük düşünmelerine, kendi işlerine dönük dil üretmelerine, kendi işlerine dönük bir organizasyon üretmelerine yol açıyor. O zaman da toplumla ilişkide hala bir kopukluk var. Daha ziyade ilgilendikleri alanlardaki işte yurttaşları biraz böyle bilgilendirmeye, eğitmeye dönük bir performans sergiliyorlar. Bu da işte bildiğimiz bilenlerin bilmeyenlere bir şeyler taşıması şeklinde bir faaliyete dönüşüyor. Bu karşılaşmalar bu işleri zamanla değiştirir. Ama bizim STK faaliyeti dediğimiz faaliyeti öncelikle yerine getirenlerin böyle bir aydınlatma işi görüyoruz hissiyatından bir çıkmaları gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları demokratik ve şeffaf bulunmuyor, diyaloğa ve işbirliğine kapalı olmakla eleştiriliyor. Bu eleştiriler toplumun ve kamu yönetiminin STK'ların meşruiyetlerini sorgulamasına yol açıyor. Bir avuç vatandaşın oluşturduğu bir şey, bir örgütte en az öbürü kadar meşrudur. Çok fazlalar, birbirlerine benzemiyorlar falan. Evet, yani kamu idaresi zor bir şey. Demek ki bunun alt süreçlerini kurmak, usullerini yerleştirmek, bunu hem sivil toplum için hem kamu idaresi için daha kolay yapılabilir usullere getirmek falan. Bu da yani hepimizin işi, görevi. Ama en az toplumun, toplumsal örgütlerin olduğu kadar da kamu idaresinin görevi. STK'lar içerisinde şöyle kuruluşlar var mıdır bilmiyorum. Biz bu alanda en doğrusunu yaptık, en doğru kararı gösterdik. O karar alıcı tarafından benimsenmediğine göre karar alıcının kararı gayrimeşrudur. Şimdi bunu diyebilecek bir STK olamaz herhalde. Yani STK faaliyetini yapmak zaten hani bu türden bir neticeyi de baştan kabullenmek anlamına gelir. Yani ben varamıyorumu, bütün zamanımı bu işlere sarf ettim ya da sarf ettik ama bir netice alamadık. Yani alamayabilirsiniz, evet. Gönüllülük esasıyla kurulmuş olan hak temelli sivil toplum kuruluşlarının varlığı bizatihi aslında bir meşruiyettir. Başka bir meşruiyet dayanağına ihtiyaç yoktur. Katılım da çoğulculuk esasını gözetecekler. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunu aynı anda, aynı konuda, aynı masanın etrafında dinlemek durumundalar. Ben STK'yim ve o doğal olarak meşruyum anlayışını ben kabul etmiyorum. STK'lar kendi meşruiyetlerini mücadeleleriyle sağlar. Siz öyle bir sivil toplum kuruluşu olursunuz ki belirli alandaki uzmanları bir araya getiriyorsunuzdur. Bu uzmanlar bu konuda çok derin ve geniş araştırmalar yapmışlardır. Bunlar bu konuda bir politika, bir öneri geliştirdiyse ve kamu sizin temsiliyet hakkınız yok, siz kimsiniz kardeşim diyorsa o zaman burada çok ciddi bir problem var. STK'lar
Sivil toplum kuruluşlarına yöneltilen en ciddi eleştirilerden biri de siyasi özneler gibi davranıyor olmaları ve siyasi aidiyetlerinin faaliyetlerinin önüne geçmesi. Partizanlıkla politik tutumu birbirine karıştırıyor insanlar. Aslında bizim yapmamız gereken şey pek çok farklı politik tavırlara sahip sivil toplum kuruluşlarının aynı konu etrafında birleştiğini halka gösterebilmesi. Her zaman sadece makro ve siyasi partiler düzeyinde oynanan çekişmelerin bir parçası haline gelmek bence bindiği dalı kesmek. Ama bunun dışında yani siyasi partiler şeyini bir müsamere gibi tekrarlamak dışında her şey politik. Bizde ne oluyor? Ben şu politik görüşü düşünüyorum ve savunuyorum diyor. Ama benim karşımdaki savunmasın diyor. Hatta olmasın diyor. Hatta varoluşunu istemiyor. Bizim sivil toplum örgütlerimizin ortalamasındaki sivillik tanımı ve kendi aralarındaki ilişkilerde sivillik geçişkenliği zayıf. Zayıf olduğu için de siyaset karşısında alan oluşturamıyor. Aidiyetçiliğimiz ve kuvvetli cemaatçiliğimiz, yani toplulukçu bir toplumsal düzenimizin olması, sivil toplum örgütlerinin sivil faaliyetten çok bir toplumsal grubun siyasi uzantısı gibi çalışmasına yol açtı. Sizin burada politik dokunuz ne kadar baskınsa, sivillik o kadar altta kalır. Sivil toplumun politikayla olan ilişkisi tartışılırken, genel kanı derin bir politik kutuplaşma yaşandığı ve farklı konumlardaki sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin de bunun sonucu olarak zayıfladığı. Sivil toplum dediğimiz alan, yani siyasetin ya da tüm siyasi farklılıkları, tüm siyasi akımların ortak paydaları üzerinde iş yapıyor. Yani diyelim çevre. Yani çevre solcuların derdi de sağcıların derdi değil varsayabilir miyiz? Siyasi kutuplaşma sivil toplum örgütlerinde yaptıkları faaliyetlerde biraz daha hırçınlaşmalarına da sebep oluyor. Bizim derdimiz eğer gerçekten işte çocukların hakkı, insanların hakkı, kadınların hakkı, öldürülmemesi, hayatta kalınması, iyi bir yaşam standartı vesairese şeye oturabiliyor olmak gerekiyor. Masaya, diyaloğa girebiliyor olmak gerekiyor. Biz farklı sivil toplum örgütlerini bir araya getiremedik o dönemde. Kendi aralarında konuşturamadık. Birbirleriyle aynı masaya oturmak istemeyen sivil toplum örgütlerine baktığınız zaman burada hakikaten her birinin biraz önce söylediğim gibi kendi içine aşırı kapalı bir siyasi diskur, siyasi söylem üstünden realize olduğunu görüyorsunuz ki bu çok çok önemli bir sorun. Sivil toplum kuruluşları diyalog kültürü açısından uzlaşmaz, çatışmacı ve dayatmacı bulunuyor. Toplumun aslında gayet sağlıklı olarak güç temerküzü, resmi güç temerküzünü temerküz eden kamu karşısında o güce talim olması, oradan pay istemesi, oradan hak istemesi, orayla çatışması demek. Dolayısıyla burada gerçekten aslında kabul edilmesi gereken bir şey. Bu çatışmacılığı şöyle anlarsak, kavgacılar. Bu bir üsluptur. Ama bu işin eşyanın tabiatı gereği çatışmadır. İki şey yapabiliyoruz. Ya bırakıp çıkabiliyoruz, ya hiç seslenmiyoruz, çıkıyoruz ve daha sonra diyoruz ki bundan sonra görüşmeye gerek yok. Ya da orada biraz hırçınlaşabiliyoruz. Sanıyorum bu daha yumuşak, daha açık olma her iki taraf için de gerekli. Biz yıllarca devleti eleştirdik. Acımasızca eleştirdik. Çünkü acımız çoktu sivil toplum kuruluşları olarak. Devletten çektiğimiz acıyı devlete saldırmak suretiyle giderebileceğimizi düşündük. Ve devlet de dedi ki ya bunlar bir müzakere isteğiyle gelmiyorlar, bir diyalog isteğiyle gelmiyorlar. Sadece çatışmak için ve işlerindeki kini bize yansıtmak için geliyorlar dediler. Dolayısıyla devlet kendi defansını aldı orada. Dolayısıyla diyalog kurulmadı. Doğrudan bakana anlatmaya veya onu da medya üzerinden yapmaya çalışıyorsunuz. Bu da uzay boşluğuna bağırmak gibi geliyor. Gazetede imza kampanyası yaptık dediğimizde, itiraz ediyoruz dediğimizde bunu yeterli görüyoruz. Sivil toplum aktöre göre pozisyon almaz.
almamalı. Sivil toplum meseleye göre pozisyon almalı. Bu yapılabilir olanla ideal olması gereken arasındaki farklılık ve gerilim doğal aslında. Ve de bu sürtüşme iyiye doğru götürüyor hayatı. Ama sivil toplum bu sürtüşmeyi doğal kabul etmiyor ağırlıklı olarak. Küsüyorsunuz, topluma kırılıyorsunuz ya da o karar vericilerle her türlü diyaloğu, ilişkiyi etkileme yollarını ihmal etmeye başlıyorsunuz. Sivil toplum ideal olanı söyleyecek. Ama ideal olanı söylerken de yapılabilir olanla ilişkisini küserek üretmeyecek. Kamu yöneticileri de, yurttaşlar da sivil toplum kuruluşlarına itibar etmiyor, STK'ların etkisini ve iletişimini zayıf buluyor. Çok fazla kendimizi halka anlatarak enerji kaybetmek yerine bu çalışmalara devam etmemiz daha önemli. Ama bu çalışmaların sonuç bulması için de halkın bizi bilmesini, istediğimizi bilmesi gerekiyor. Bu saygınlık, maygınlık hikayelerinin, itibar hikayelerinin oldukça öğrenilmiş, ezber edilmiş yeni bir televizyon jargonu gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hiçbir otorite diyelim ya, hiçbir kurum, hiçbir yapı itibar ve saygıyı talep edemez. Ancak kazanabilir, kurabilir. Bir iletişim stratejisi demesek de bir iletişim öğrenmek lazım. Yani günümüzün iletişim çağında bazı asgarileri yerine getirmekte fayda var. Sen ancak etkili olduğun zaman, sonuç aldığın zaman, işe yaradığın zaman itibar sağlayabilirsin sivil toplum kuruluşları olarak. Bunun üzerinde de biraz gidilmesi gerekiyor. Çünkü pek çok sivil toplum kuruluşu etkisini gösterme konusunda, ne işe yaradığını anlatmak konusunda çok daha iyi yol alabilir. Bizim insanımız teması önemsiyor. Fikrinize katılmayabilir insanlar ama hani halinizde, tavrınızda, duruşunuza da bir saygısı vardır. Buna ihtiyaç var evet, çünkü rahat örgütlenmeniz için, kulağının size dönük olması için, henüz daha aklı, fikri, yüreği size dönük değilse bile itibarın sağlayacağı şey kulağınızın size dönük olmasını sağlamaktır. Çalıştığınız alanın öznelerinin sesleri olmanız lazım. Onlarla iletişim halinde olmanız lazım. Oysa bizler eğer sessiz kaldığımızda kendi kendimize konuşmaya başlıyoruz. İyice kapanıyoruz. Kendi kendimize konuşmaya başladığımızda da aslında devamlı kendi doğrularımızı ve kendimizi duyuyoruz. Dışarıdan da hiçbir şey duymuyoruz. İletişim tarafları çok zayıf. En zayıf olduğu alan iletişim ve diyalog kurma konusu. Bizde diyalog yoktur, muhabbet vardır bizde. Mesela diyalogla muhabbet arasında çok büyük fark var. Diyalog yapılandırılmış bir süreçtir. Akıl ve mantıkla yürütülen bir süreçtir diyalog. Şimdi biz iletişimi muhabbetle götürüyoruz. Yani duyguyla. Duygusal olarak kendimize yakın bulduğumuzda iletişim kurmaya gayret ediyoruz. Bulmadığımızın semtine uğramıyoruz. Yüzüne bile bakmıyoruz. Statürelimiz çok yakın. Hitap ettiğimiz kitle aynı. Elde etmek istediğimiz haklar aynı neredeyse. Ayrı ayrı kurumlar olmuşuz. Aslında ayrı ayrı kurumlar da olmamız gerekmiyordu. Velev ki olmuş. Bir yelpaze çerçevesinde buluşmamız, birleşmemiz kuşkusuz ki gerekir ve gerekiyor. Sürekli bir kamplaşma içerisinde yaşamak, sürekli semboller ve sloganlar üzerinden siyaset kurmak ülkede sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini çok zorlaştırıyor. En azından bir geçici dönem, Türkiye'nin bu huzuru bulması için, bu kutuplaşmadan, bu gerilimlerden kurtulması için ne yaptığımızdan daha çok belki de farklı siyasetlerden, farklı kimliklerden olan örgütlerle ortak platformları geliştirmeye çalışmalıyız. Yurttaşlar, sivil toplum kuruluşlarından siyasal kutuplaşmayı birbirleriyle ilişkilerine ve faaliyetlerine yansıtmamalarını istiyor. STK'ların birbirleriyle, toplumla ve kamuyla müzakereci bir iletişim sürdürmeleri bekleniyor.